Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Bursaspor'lar için çok özel bir gün. O yüzden ben de hemen anında bir canlı yayın yapmak istedim. Gördüğünüz üzere tişörtümü de giyindim ve kamera karşısına geçtim. Artık bugün Bursaspor için bir milat neredeyse. Çünkü Bursaspor transfer tahtasını kaldırdı ve artık bundan sonra geliyoruz diyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Ben oldukça heyecanlandım bugün gelen güzel haberlerden sonra. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Birazdan hep birlikte transfer tahtasını konuşmuş olalım. Gelecek oyuncular, gidecek oyuncular elbette olacaktır. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak hep birlikte takip edeceğiz. Ama henüz daha kimse gelmemişken yayına ben ülkemizde organize bir şekilde yapılan yangınlarla ilgili öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten 70 tane ormanda yangın çıkmış ve bunların 11 tanesi daha hala söndürülememiş durumda. İtfaiye ekipleri olsun, diğer ekipler olsun bu yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz bu yangını kimlerin çıkardığını fakat bu videonun konusu bu değil. Ülkemize geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda da buradan toparlanıp çıkmasını bileceğiz. Tahtanın açılması arkadaşlar tam Emin Adanur'un 55 gününe mal oldu. 1,5 ay demişti ama biraz daha gecikmeler oldu. Ve tam 44 tane dosyayı imzasını alarak bir neticeye ulaştırdı. Kendisi de tabii cüzi miktarda sayılamayacak bir miktarda para ortaya koyduğunu biliyoruz. Güzel günler yaşayacağız bundan sonra belli ki. Mustafa Er'in de gene açıklamalarını izledim. Minimum 8, maksimum 11-12 tane oyuncu alacağımızı söylemişti ki şimdiye kadar herkes 8 oyuncu alacağını öngörüyordu Bursaspor'un. Ya ben de biraz yetersiz kalacağını düşünüyordum çünkü yedek kulübesi de gene kozlarımızı çekeceğimiz bazı silahlarımızın olması gerekiyordu. Dolayısıyla minimum 8, maksimum 11-12 oyuncunun alınacak olması beni biraz daha rahatlattı. Dolayısıyla inşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. Bu arada 4 kaleci ile birlikte kadromuz 27 kişi olacağını söyledi Mustafa Hoca. 12'de transfer yapacak olursak kadroda 15 kişi kalacağı benziyor. Bunların üçü de mevcut kalecimiz olursa eğer 12 tane kişi şu anda takımda olan 12 kişinin kadroda kalacağını öngörebiliriz. Peki bundan sonra neler olacak? Öncelikle 10 kişi olmuşuz. Bir like tuşuna basalım arkadaşlar. 5 like'ta kalmışız. Bakalım kimler buradaymış. Aytül Öztürk gelmiş. Yes, sonunda yani demiş. Hoş geldin Aytül. Hüseyin Mert Biçer gelmiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi anlaşılan oyuncularla imzalar yarın mı atılır? Ben pazartesi beklerler diye düşünüyorum açıkçası. Ama transfer tahtasının haberini de ben hafta sonu bekliyordum. Cuma günü geldi. Bence çok güzel oldu. Levan Şengelya transferi doğru mu demiş. Arkadaşlar şimdi onu da konuşalım. Birçok kişi şimdi artık transfer tahtası açıldığından dolayı o isim gelecek mi, bu isim gelecek mi diye. Yani bunlar tatlı heyecanlar. Anlıyorum hepinizi ama bundan sonra yaşanacak süreçte hepimiz bazı isimleri duyacağız. Hatta bizim de gene oyuncularımızı transfer etmek isteyeceklerdir. Gene güzel ücret verilmesi, transfer parası verilmesi takdirinde Bursaspor yönetimi bunu değerlendirecektir. Ve yerine çok daha kaliteli isimler almaya çalışacaktır. O yönden de artık benim bu yönetime güvenim tam diyebilirim. Dolayısıyla oyuncu da satacaksak eğer ben hiç üzülmem bu saatten sonra. Şengelya'ya gelirsek arkadaşlar öyle söylentiyi ben de duydum. Ama doğru mu? Ben doğruluğunu bilmiyorum açıkçası. İnşallah Şengelya olmasa bile daha onun gibi güzel transferleri alacağız. Arda gelmiş. Arda merhabalar. Selamun aleyküm. İyi yayınlar Eser abi demiş. Teşekkürler Ardacığım. Hoş geldin. Gruptaki herkesi yayına davet edersen ben de bekliyorum burada herkesi. Şu an 13 kişiyiz. Evet. Hüseyin Mert Biçer. Onur doğru demiş. Aytül. Abi Mustafa demiş ki 10-11 tane transfer yapacağız. Aynen öyle. Yani yedekleri de düşünmek zorundayız. Zaten biliyorsunuz birinci ligde arkadaşlar 5 tane yabancıyı sahada aynı anda oynatabiliyorsunuz.
İki tane de yedek kulübesinde tutabiliyorsunuz. Bizim yapacağımız transferlerin 5 ya da 6 tanesi yabancı olacağını öğrendik. Hayırlısı olsun bakalım. Fatih Tosun gelmiş. Hoş geldin Fatih. İyi yayınlar demiş. Klarnet Kit gelmiş. Abi sen herhangi bir haber aldın mı bilmiyorum ama İlhan Depe ve Hasan Ayaroğlu diyorlar ya. Valla benim öyle bir haberim yok açıkçası. Onlara bakacağız. Hüseyin Şahin gelmiş. Hoş geldin Hüseyin. Eser Bey iyi yayınlar. Prensip anlaşmasına varmışlar İlhan Depe ve Hasan Ayaroğlu'yla demiş. Ben de bilemiyorum arkadaşlar. Yani kimle ne anlaşma yapıldı bilemiyorum. Benim de duyumlarım var. Onu en son söyleyeceğim size. Biraz daha yorumları okumaya devam edeyim. Başka isim var mı kesinleşen denilmiş Onur tarafından. Özce'de bir Arjantinli var diyorlar. Pablito olabilir mi demiş Hüseyin Şahin. Evet arkadaşlar Batajan'ın ben kadroda futbolcu olarak oynamayacağını duydum. Ha, bu ne kadar doğrudur bilemem. Yani yarın öbür gün karar değişir onu da bilemem. Ama Bataja antrenör olarak kalacak. Öyle gözüküyor ya da. Batuhan Karadeniz gelecekmiş bir de denmiş Emirhan Harmam. Hoş geldin Emirhan. Tanju Erol gelmiş. İyi yayınlar kardeşim. Her şey daha güzel olacak. İçimde umutlar yaşardı. Aynen öyle. İnşallah güzel şeyler olacak. Biz de inanıyoruz hep birlikte. Bakalım. Yorumları bitirdiysek ben gene programıma devam edeyim. Kombineler. Arkadaşlar kombineler çıkacak. Kombinelerin uygun fiyatlı olacağını duymuştuk. Ben bu sene maraton üstten ekip arkadaşlarımla birlikte oradan inşallah alacağız. Bir 25-30 kişi birlikteyiz bu sene. Daha sağlam geliyoruz. Bakalım bizim sinerjimizle birlikte inşallah güzel şeyleri de maratonda bizler de yaparız. Hepimiz şöyle bir takım olarak kombinemizi alırsak çok güzel olacak. Dün de zannedersem stada girişle ilgili bazı kategoriler yayınlandı. Bunları da gene izledik, okuduk hep birlikte. İşte aşı olunması gerekiyor. Eğer aşıya karşı olanlar varsa içimizde bunların son 48 saat içerisinde PCR testi yaptırması gerekiyor. Eğer aşıya engel olacak şekilde COVID-19 geçirdiyseniz bu sefer HES kodundan bunları gösteriyor olmanız lazım. Dolayısıyla stada girecek olan herkesin Paso Lig'de HES kodunu bir kere entegre etmesi gerekecek. Bu süreçleri de haftaya hep birlikte yaşarız diye düşünüyorum kombineler satışa çıktığıyla birlikte. Bakalım güzel şeyler bizleri bekliyor. Bir de formalar vardı ve ligin ilk haftasında giyinmemiz için bütün stadın yeşil giyinmesini istemiştik ki yeni yönetim ona duyarsız kalmadı. Hep birlikte yeşil giyinmek için ilk defa bir adım atıldığını gördük. Gerçekten çok güzeldi. Fiyat biraz pahalıydı bence ama 65-85 lira aralığında tişörtlerimiz olacak. Toplu alımlarda 55 liraydı pardon. 55-85 lira olması lazım. Bursa Store bu ürünleri gruplara indirimli verecek. Bireysel almak isteyenler de gene Bursa Store'dan temin edebiliyor olacak. Bakalım biz de inşallah kendi grubumuzla birlikte bu tişörtleri yaptırmak istiyoruz. Bütün statta herkes bu tişörtle gelirse ilk hafta çok böyle özlenen bir tribünü. Zaten pandemiden dolayı tribünlere de gidemiyorduk. Bu vesileyle inşallah güzel bir açılış da yapmış olacağız. Açılış yapmış olacağız derken acaba takımımız bir sezon açılış maçı yapar mı diye düşünmüştük. Emin Adanur bununla ilgili daha önce Ankara gücüyle yapabiliriz demişti ama şu ana kadar açıklanan da bir plan yok. Dolayısıyla eskiden hani bundan 15-20 yıl önce yaptığımız o sezon açılışları vardı Atatürk Stadı'nda. İşte genelde Galatasaray'ı çağırıyordu Levent Kızıl dönemlerini hatırlıyorum. O zamanki süreçleri yeniden yaşar mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Emin Adanur bütün camiayı, bütün taraftarları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bence her konuda daha iyisini yapacağını düşünüyorum. İnşallah yeni sezon formalarımızla, tişörtlerimizle de hep birlikte stada koşup gideceğiz arkadaşlar. Yorumlar akmaya devam etmiş. Ben biraz daha okuyayım sonra devam edeceğim. Abi daha oyuncular alışması lazım demiş Aytül. Aynen öyle bir uyum süreci olacak. Mustafa Hoca da söyledi ilk 2-3 hafta
oyuncularımızın takım oyununu, takım ruhunu sergileyecek şekilde birbirlerini tanımasıyla geçecek. Dolayısıyla 2-3 hafta ya sadece bizim değil diğer takımların da aynı süreçten geçeceğini düşünürsek hemen hemen eşit durumla olacağımızı söyleyebilirim. Bu sene takımlarda gerçekten çok ciddi rakipler var. Alttan gelenler, üstten gelenler. Yani geçen sene olan takımlar, camialar bu sene düşmemeye oynar bu ligde. Bakalım çok değişik Şampiyonlar Ligi gibi bir Anadolu derbilerinin çok olduğu bir lig izleyeceğiz gibi geliyor bana. Hayırlısı. Nurettin Can gelmiş. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun inşallah. Güzel transferler yapılır demiş. Junior Fernandes boşta, keşke onu alsalar. Junior Fernandes'in maaşını biz veremeyiz. Onurcuğum, teşekkürler değerli yorumun için. Aytül Öztürk, abi bu sene bambaşka Bursaspor seyredeceğiz demiş. Kesinlikle aynı fikirdeyim ve playoff potasından aşağı düşeceğimizi ben düşünmüyorum. Açıkçası bakacağız. Clarnet Kit, Junior Fernandes hem çok yaşlı hem de çok fazla maaş ister demiş. Aynı fikirde benimle de. Arkadaşlar teşekkürler. Devam ediyorum. Yorumlar geldikçe gene okumaya devam edeceğim. Bir taraftan da arkadaşlar hani Emin Adanur yönetime geldiğinden bugüne transfer tahtasını açmamak için şöyle yapıyorlar, böyle yapıyor diyenler vardı. Bugün o gündür ki bu arkadaşlara ulaşalım. Yani tahtanın açıldığını haber verelim. Çünkü gerçekten biz daha Emin Adanur'u seçerken bile, şurada kongrede oy verirken bile biz transfer tahtasını açacağını biliyorduk zaten. 55 gün oldu. Biz onu 30 günde, 45 günde açsaydı daha iyi olur muydu? Olurdu. Ama maliyeti belki daha yüksek olurdu. O yüzden hani şu anda elimizde bu var. Bence bunun tadını çıkaralım bugün. O yüzden bize destek olanların kıymetini bilelim. Destek olmayanları da bir kenara yazalım. Yarın öbür gün lazım olacak bu kişiler. O yüzden çok da hani camiayı ayrıştırıcı şekilde değil, birleştirici şekilde davranalım. Kendilerine hani haber verelim, tahta açıldı diye bence yeterli mesajı vermiş oluruz diye düşünüyorum. Geçiyorum bir başka konuya. Yani şimdi transferler yapılacağız diyoruz ama hangi bölgeye ne transferler yapılacak? Bu gerçekten işini ehli insanlara bırakılması gereken bir konu arkadaşlar. Çünkü sizin kadroyu kurarken bir yandan yaş ortalamasını, bir yandan işte alternatif başka mesela bir oyuncu sakatlansa onun yerine kimi oynatabilirim diye teker teker düşünülen bir kadro mühendisliği var aslında. Bunu gerçekten Mustafa Hoca geçen sene çok iyi yaptı. Elindeki kısıtlı imkanlara rağmen çok güzel kadrolar çıkarttı. Kimi zaman bir iki maç dışında ben başarısız olduğumuzu hatırlamıyorum ama çok güzel maçlarımız da vardı. Samsunspor'u burada 3-0 yendiğimiz maç gerçekten unutulmazdı. Göztepe maçı vardı 5-4. Yine Adana Demirspor maçı vardı. Çok güzeldi. Yani buna benzer kadro mühendisliklerini yaşatırsak önümüzdeki sene bu stattan biz her takıma eli boş göndeririz. Yani Bursa'ya gelenler, bu taraftarla tanışanlar gerçekten çok mutlu olacaklar. Daha sonra da üzülüp evlerine geri dönecekler diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. 22 bin kişilik bir stattan bahsediyoruz. Ben en az 10 bin kombine satacağımızı düşünüyorum ki 10 binin de üzerine çıkacağız. 12 bini, 13 bini bulabilir gibi geliyor bana şimdiden. Hayırlısı bakalım. Kombineler de yakında çıkar ki zaten fiyatları da çok uygun olacağını duyduk. Yani ben maraton üstün 200 lira olacağını duydum. Bakalım bekliyorum ben de. Duyduğum fiyatta gelecek mi kombine fiyatı, hep birlikte göreceğiz. Eksik yerlere takviye yapılmasını bekliyoruz. Takımımızda gerçekten yaş ortalaması çok düşük. Tecrübe seviyesi çok düşük. Bunları dolduracağımızı düşünüyorum. Geçen sezondan işte Onur Atasayar'la anlaştık. Özer'le yollar ayrıldı. Cüneyt'le ve Aykut'la anlaşıldı. Burak Altıparmak da gene bu sezon bizimle. Gene Emirhan ve Burak Kapacak da bizimle. Dolayısıyla kimisi bu saydığım isimler tecrübeli isimler. Ve ilk 11'de oynayabilecek kalitede isimler ama daha kaliteli isimler alarak bunları da belki bazılarını yedeğe çekildiğini görebiliriz. Yedekte kalabilirler. Önümüzdeki süreç hepsini gösterecek arkadaşlar. Önümüzdeki bir hafta bence çok hızlı olacaktır.
Çünkü gelen giden transferler olacak. Ayrıca ben yeni yönetimin transferlerle ilgili güzel videolar çekmesini de bekliyorum. Şöyle tanıtıcı videolar görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Diğer kulüplerin yaptığını görüyoruz ki yani Emin Adanur yönetimi bu işi onlardan daha iyi yapacak yetkinlikte. Onlardan da gene güzel böyle tanıtıcı videolar niye gelmesin? Öyle değil mi? Gerçekten sosyal medyada çok fazla etkileşim olur, çok fazla paylaşım olur, çok fazla yorum olur. Bence Emin Adanur'un bunu düşündüğüne eminim ama kanıtlayamam sizlere. Okey, lige de az kaldı. Bakalım yeni transferler geldiğinde nasıl bir uyum süreci bizlere yaşatacaklar? Hep birlikte göreceğiz. İnşallah evimizde de gene Adana Spor'la ilk maçımızı oynayacağız ki o da gene bence güzel oldu. Adana Spor da tam dişimize göre bir rakip olacak ilk haftalara nazaran. Dolayısıyla güzel, zevkli bir mücadele olacaktır. Bakalım ilk 2-3 haftayı biraz uyumla atlattıktan sonra bence güzel maçları burada izleyeceğiz. Evet, yorumlara geçiyorum tekrardan. Bakıyorum nerede kalmıştım diye. Evet, Aytül'de kalmışım. Abi sence Bursa Spor kaçıncı bitirir? Bence ikinci bitiririz demiş. Yani onu şimdiden söylemek çok uygun olmaz. Çünkü daha henüz oynanmamış maçlar var Aytül'cüm. Dolayısıyla bir izleyip görmek lazım. Ama şu anda da söyleyeceksek biraz sayısal loto gibi oluyor ama ben hani ilk ikiden çıkacağımızı düşünüyorum inşallah. Abi Adana Spor maçında ben de gideceğim. Çok heyecanlıyım. Çok istekliyim demiş. Herkes aynı şekilde Aytül. Bence şampiyon çıkarız demiş Klarnet Kit. Ben de bekliyorum öyle tanıtımlar ama çoğu kişi boşa para diyor. Hasan Vatansever gelmiş. Hoş geldin Hasan. Sen de diğer arkadaşları çağırırsanız bekliyorum ama daha henüz çok kişi gelmemiş. Volkan Şen söylentisi doğru mu? Doğru değil. Onu şimdiden ben söyleyeyim. Volkan Şen gelmeyecek arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani her transfer sezonunda biz bunu duyuyoruz ama bu sene de duyacağız belki. Şimdi benim yayınımda ilk geldi. Volkan Şen'le kesinlikle anlaşılmayacak. Klarnet Kit de aynısını yazmış. Fernando'ya güvenmiyorum demiş Emincan Yelbay. Evet, Fernando konusu biraz altı boş kaldı aslında arkadaşlar. Şöyle değerlendirelim. Fernando ülkesinde bir takımda oynuyordu ve orada bir bu dopingle yargılanmış ve o yargılama süreci devam ediyor. Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başında yargılaması bitecekti. Dolayısıyla oradan aklanırsa futbol oynamaya devam edecek zannediyorum. Oradan da henüz bir haber alamadık. Bakalım Fernando, hatırlayacaksınız Instagram'dan birkaç tane Bursa Spor'da oynadığı dönemdeki fotoğrafları paylaşmıştı. O da acaba geliyor mu, anlaşıldı mı Fernando ile diye de sosyal medyada gündeme yer açtı. Fernando gelirse ya ben kendisine güveniyorum. Neden? En kötü yedek forvet olur. Yaşlı ama gerçekten bu ligin kalitesinin üzerinde bir futbolcu. Mevcut oynadığı takımda çok gol atamamış. Ona da baktım. Yani 2 golü falan vardı zannedersem. Çok koşamıyor olabilir. Kondisyonu nasıl bilemiyorum. Biraz daha izleyerek, bilerek oyuncu alacaktır bence Mustafa Hoca ve ekibi. Dolayısıyla Fernando bizim için şu anda olacaksa da yedek forvet olarak olur arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Gelirse de ben kendisine güvenirim. Emre Karabulut demiş. Selamlar Eser abi. Gündemde isimleri geçen Hasan A. İlan Depe. Evet, onları az önce bir arkadaşımız daha yazdı Emre. Ben emin değilim. Şengelya isimleri hakkında düşüncen nedir? Şengelya'da ya şimdi şöyle birçok isim çıkacaktır ama bu isimlerin gerçekten doğru olup olmadığının doğrulanması bile bir iş. Dolayısıyla henüz resmi bir açıklama gelmediğinden dolayı ben de bir şey söyleyemiyorum. Benim kendi duyduklarım var. Onları da videonun en sonunda unutmazsam, hatırlatırsanız sizlere söyleyeceğim. Bakalım benim duyduklarım doğru çıkacak mı? Haftaya herhalde belli olur diye düşünüyorum. Bu yıl tam bir birleşme ümit ediyorum. Tüm Bursa şehrinde eleştirmek yerine destek verelim. Her anlamda maddi ve manevi tüm kalbimizle demiş Tanju Erol. Kesinlikle aynı fikirdeyim Tanju Erol. Bizim hani geçen hafta hatırlayacaksınız. Yani değil miyim diyorum da gene aklıma geldi şimdi.
Ali Nur Aktaş'la Emin Adanur arasında gereksiz bir gerginlik yaşanmıştı. Kimin haklı olduğuyla ilgili çok görüş belirtmek istemiyorum ama ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Az çok beni tanıyan arkadaşlar bilir. Dolayısıyla şimdi düşünüyoruz. Tamam, tartıştılar, oldu bitti. Elde var ne? Hiçbir şey arkadaşlar. Yani tartışmanın dışında hiçbir şey yok. Peki neyi yanlış yaptık biz? Bölündük. Yani Bursaspor'u destekleyenlerle belediyeyi destekleyenler olarak ikiye bölündük. Yani ne gerek var? Biz zamanında belediyenin Bursaspor'a yani yardım ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Bursasporluk duruşu da ayrıca oraya karşı gelmeyi gerektirmiyor. He, statla ilgili konuda haklı mıyız? Haklıyız. Ama bundan sonra yapılacak olan görüşmeler sosyal medya üzerinden değil de yüz yüze. Bizim bilmemize gerek yok her şeyi. Biz taraftarız. Biz tarafımızı belli ediyoruz. Dolayısıyla Bursaspor'la Bursa Belediyesi olarak ayrışmak bizlere yarardan fazla zarar getirir. Henüz daha lig başlamadan bunların yaşanmış olmasını biz avantaja çevirelim. Yani lig başladıktan sonra bunlar yaşansaydı çok daha fazla etkilenebilirdi camia olarak futbolcularımız, ekibimiz. Dolayısıyla lig başlamadan böyle şeylerin gündeme gelmesi de bir yandan hoşuma gitti. Daha sonradan konuşulacak şeylerin üstü örtülür, altı boş kalır. Bunları konuşamamış olduğumuzdan dolayı daha sonrasında Bursaspor zarar görebilirdi. Şimdi gereken konuşmalar yapıldı. Gereken savaşlar verildi. Bundan sonra herkes Bursaspor'un menfaati için savaşına devam etsin diye beklenti içerisindeyiz. İnşallah öyle devam edecek. Tanju Erol'a da teşekkür ediyorum bu yapıcı yorumundan dolayı. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Mustafa Küçükşen gelmiş. Hoş geldin Mustafa. İyi yayınlar Eser Bey demiş. Teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Hasan Vatansever yazmış. Bize nokta transferler lazım. Boşa sıkacak kurşunumuz kalmadı artık demiş Hasan. İnşallah o 1,5 senedir yapamadığımız transferleri artık bu vesileyle yapacağız Hasan'cığım. Ben de merak ediyorum bakalım kimler gelecek. Bence Fernando bizim ligimiz için yeterli bir forvet diye düşünüyorum demiş Mustafa. Ben de yani oynar ama hani son bir sezonda çok fazla maçta oynamadığı için maç eksiği de var. Antrenman eksikliğini tamamladıktan sonra bir 7-8 hafta bunu tamamlayabilir. Yani Fernando ismi de çok dolaştığı için konuşuyorum. Yoksa hani anlaşıldığını bildiğimden dolayı değil. Fernando da kendi sosyal medyasında Bursaspor'la ilgili fotoğrafları paylaşmıştı. Bu bir sinerji yaratmıştı. Bakacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. Alper Selamet gelmiş. Hoş geldin Alper. Selamun aleyküm. Güzel yayınlar abi demiş. Aleyküm selam. Hüseyin Şahin demiş. Tahta açılırken borçlar ödeniyor ama borçlar borç ile mi ödeniyor? Bursaspor mali yönden doğru bir yola girdi mi? İlerleyen süreçte neler olacak? Bunlar gerçekten merak konusu. O konuda da şöyle bir açıklama vardı Hüseyin. Sen konuyu açmışken ben devamını getireyim. Emin Adanur yönetimi, bu 44 tane dosyamız vardı ya bizim 55 günde biten 44 dosya. Bu 44 dosyadaki alacaklarla teker teker görüşülüp alacaklarının %10'unu peşin vereceğini taahhüt etmiş. Vermiş de zannediyorum. Ve geri kalanında önce yılbaşına bir yapılandırma, daha sonrasında da yılın sonunda bir miktarı ödenecek şekilde taksitlere bölündüğünü duydum. Tabii bütün borcun hepsinin ödenebilirliğini aşamada bilmiyorum. Fakat sağlanacak olan sponsorluklar, lojaların gelirleri, gelir gider dengesinin kurulduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Yoksa bizim çok daha fazla sponsora maddi desteğe ihtiyacımız olabilir. Bakalım önümüzdeki süreçte hepsini buradan hep birlikte izleyeceğiz. Aytül Öztürk demiş abi Serdar Özkan ne oldu? Serdar Özkan falan kalmadı Aytül. Hepsiyle anlaşıldı. Bu arada Serdar Özkan demişken de Aytül'e teşekkür ediyorum. İlk hafta maçımız Adana Spor'la. Serdar Özkan gerçekten eski bir Bursa Sporlu olarak Bursa'ya maça gelecek. Eğer daha fazla zorluk çıkartsaydı Serdar Özkan, bizim için burada 22 bin kişinin önüne çıkması onun için çok zor olacaktı. Şimdi Serdar Özkan'ın da gerekli kolaylığı çıkardığını özellikle sosyal medyada üstüne basa basa kendi yöneticilerimiz yazdı. Arkadaşlar bizim Serdar Özkan'a ilk hafta alkışlamamız lazım. Yani büyük Bursa Spor camiasına, büyük Bursa Spor taraftarına bu yakışır. Her ne kadar
olmuşlar, bitmişler varsa onları bir kenara bırakalım. Biz Serdar Özkan'a çok fazla maç oynamadı, o kadar sözleşme mi yapılır gibi sorunlar tabii ki hep yaşamaya devam edecek ama bugünün konuları değil bunlar. Geçmiş konuları da bugün bu kadar şişirmeye gerek yok. Dolayısıyla biz Serdar Özkan'ı alkışlayalım. O gereken mesajı alır. Ve Büyük Bursa Spor taraftarını, Büyük Bursa Spor camiasını o zaman o da görecektir. Ben kendisine gerçekten Twitter'dan da teşekkürlerimi yazdım. Hep birlikte o gün geldiğinde Serdar Özkan'ı alkışlayalım. Bence yeterli. Daha fazlasına da gerek yok. Yusuf Emir Öksüz yazmış. Anlaşıldı Serdar Özkan'la diye Aytül'e cevap vermiş. Klanet git. O bitti gitti. Ya boş hava yaptı transferler açılır ondan. Bence ben Serdar Özkan'ı yararlı olacağını düşünmüyorum demiş. Yok transfer olarak yapmayacağız zaten Aytül. O Adana Spor'da oynayacak. Furkan Dergüçiçek gelmiş. Sevgili dostum tüm Bursa Spor'lara hayırlı uğurlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Aytül demiş. Serdar Özkan'ı bırakalım artık Aytül. Merhaba Eser Bey demiş Furkan da. Teşekkür ediyorum Furkan. Hoş geldin sen de. Evet arkadaşlar. Benim ekleyeceklerim bu kadardı. Yayınımız da yaklaşık 26 dakikadır canlı yayında sizlerle birlikteydim. Yayınım da artık yavaş yavaş sonuna geleyim. Ben de sosyal medyadan heyecanla yazılanları yani öyle güzel caps'ler yapılıyor ki gerçekten izlerken keyif alıyorum ben de. Bunları arkadaşlarımla da paylaşıyorum gerçekten çok güzel. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Bu arada değerli abonelerime de izleyicilerime de bir konuda seslenmek istiyorum. Kongre üyesi imkanınız varsa arkadaşlar olmaya çalışın. Gerçekten güzel kongre üyeleri geldiğine şahit oluyorum. Şükrü Salbaş kardeşim de bugün yazdı. Kongre üyesi olmaya karar vermiş, başvurmuş. Başvurusunun sonuçlanmasını bekliyordu o da. İnşallah daha nice kongre üyeleri de aramızdan yeni yeni katılmış olur. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. Kongre üyesi olmak isteyen arkadaşlar kanalımdan yani bu üyelik nasıl olunuyor videosunu bulup izleyebilir. Bunun haricinde videonun sonuna geldiğimde benim kendi duyduğum isimler vardı. Onlardan bahsedeceğim demiştim. Hatırlatan olmadı ama ben hatırlamışken söyleyeyim arkadaşlar. 3 kişi duydum ben. Hazırsanız bunları söylüyorum. Arkadaşlar bir tanesi kaleci. Kalecimiz Türk olacağını duydum. Öncelikle onu söyleyeyim. Güzel şeyler oluyor. Bu arada yorumlardan bir şeyler oluyor yeşil yeşil diye. Evet şimdi okudum. Herkes yeşil diyor. Benim beyaz dememi istiyorlarmış yorumlardan. Hay Allah'ım ya. Evet o zaman 1, 2, 3. Evet yeşil. Hoca geldi ya. Ben yeşil diyorum siz beyaz deyin o zaman hadi. Herkes yazmış yeşil yeşil diye. Ben yeşil diyorum. Oo. Tamam dur en sonda yapacağım. Şimdi birazcık şeyi söyleyeyim. yorumlar şimdi geliyor. Beyaz 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 beyaz. Adamsınız be. Vallahi helal olsun. Bugün o gündür arkadaşlar. Doyasıya tadını çıkarın. Gerçekten çok güzel haberler aldık. Ya biz bu haberi almayalı aylar yıllar olmuştu gerçekten. Öyle güzel bir haberdi ki bütün herkes bugün harekete geçti adeta. Güzeldi. İnşallah güzel şeyler olacak. Transferleri söylüyordum sizlere. Benim duyduğum 2-3 isim var. Hayırlısı diyeceğim. Onları söylüyorum ve yayını sonlandırıyorum. Arkadaşlar kalecimizin Türk olacağını duydum. Sözleşmesi olmayan, bonservis bedeli vermeyeceğimiz bir Türk yerli kaleciden bahsediliyor. Şöyle Transfermarkt'taki sözleşmesi olmayan kalecilere baktığımda da en makul Cenk Gönen ismini görmüştüm. Dolayısıyla ben Cenk Gönen'in geleceğini düşünüyorum. İsim olarak ilk defa söyledim belki ama kalecinin yerli olacağını biliyorum sadece. İsim olarak bir şey bilmiyorum. Cenk Gönen ismini de ben kendim yorumladım. Bakacağız. İki tane de arkadaşlar Batajan'ın Arjantinli olabilir.
ondan emin değilim ama iki tane kaliteli yabancı getireceğini duydum. Bunlarla anlaşıldığını duydum bu yabancılarla. Ama isim olarak kim olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu üç oyuncuyu ben sizlere şimdiden müjdelemiş olayım. Bunlar doğru mudur değil midir? Yarın öbür gün değişir. Ben de bilmiyorum. Dolayısıyla biraz daha bekleyeceğiz. Yani buraya kadar bekledik. 55 gündür Emin Adanur'dan transfer tahtası haberi bekliyorduk. Hayırlısı. Bakalım bundan sonra artık şu kişiyle anlaştık, bu kişiyle anlaşmak üzereyiz diye haberler gelecektir. Zaten bundan sonra her gün sosyal medya bizimdir arkadaşlar. Herkes gönlünce bu anların tadını çıkartsın bence. Çünkü gerçekten güzel şeyler olacağı benziyor. Ben yani yıllardır hatırlamıyorum bu kadar güzel, mutlu geçirdiğimi sezon öncesi olarak. Dolayısıyla şehri müdafaaya hazır mıyız? Hep birlikte bu sene şehri müdafaa yapıyoruz arkadaşlar. Bu sene o sene ya. Yapacağız. İnşallah güzel. Bakıyorum yorumlara beyaz 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 diye akmış. Şimdi bakıyorum. Evet. Ben de başvuracağım demiş. Abi söylentileri söyle demiş. Söyledim ben hatırlattım demiş. Tamam beyaz 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 beyaz. Helal olsun size be. Vallahi helal olsun. Abi kendi duyduğun söylentileri söyleyecektin demiş. Söyledim. Fernando Horquera ayağı maraton o demiş Aytül. Teşekkürler arkadaşlar. Horquera'yı da çok beğendiğim bir oyuncu. Hani inşallah formda olur da bence Bursaspor'a ivme kazandırır diye düşünüyorum. Bundan sonrası hayırlısı. Gerçekten güzel. Yayınımızı da kapatırken 20 kişiyiz. Şu anda canlı yayında bizleri takip eden. Şöyle bir üçlü çekelim mi hep birlikte? Oş. 1, 2, 3. Yeşil. İnciler. Lay 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 lay. Bursaspor. Lay 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 lay. Bursaspor. Geliyoruz. Tahtayı kaldırdık. Geliyoruz. Herkes bizi beklesin. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.